Bir deniz komandosu olmak ister miydiniz? Amerikan ordusunun bu elit askerleri gizlice bir yerlere girme ve bir şeyleri kırma konusunda gerçekten çok iyiler. Ve bu seçkin gruba dahil olmak birçok insan için neredeyse imkansızdır. Hadi şu soruları cevaplayın ve size deniz komandosu olup olamayacağınızı söyleyeyim. Videonun sonunda puanınızı kontrol etmeyi unutmayın. 1 numara. Gözleriniz ne kadar sağlıklı? Gözlük veya lens kullanıyorsanız cevap vermeden önce bunları çıkarın. A. 20 üzerinden 20'den bile iyi. B. 20 üzerinden 20 civarında. C. Çok iyi değil. D. Ehliyet bile çıkartamıyorum. Yetişkinlerin yalnızca %35'inin görüş yeteneği doğal olarak 20 üzerinden 20 oluyor ve bir insanın bundan daha iyi görebilmesi neredeyse imkansız. Bir insanın sahip olabileceği en iyi görüş yeteneği 5 üzerinden 20'dir. Fakat bu o kadar nadir görülür ki göz testlerinin çoğu bunu düşünmeden hazırlanır. 2 numara. 2 dakikada kaç tane mekik çekebilirsiniz? A. 100'den fazla. B. 50-100 arası. C. 50'den az. D. Mekik nedir? Buna saygı duyabilirim. Size biraz süre veriyorum. Dilerseniz videomuzu durdurun ve tekrar deneyin. Unutmayın, bir mekiğin geçerli sayılması için göğsünüzü dizlerinize kadar çekip sonra tekrar sırtınızı yere değdirmeniz gerekiyor. Ayrıca ayaklarınızın da 25 santimetrelik bir aralıkta açık ve yerde olması gerekiyor. 3 numara. 2 dakikada kaç tane şınav çekebilirsiniz? A. 100'den fazla. B. 42-100 arası. C. 42'den az. D. Çekmek zorunda mıyım ya? Şınav çekmek üst vücudunuzun tamamını çalıştırmanın kolay bir yoludur. 20-29 yaşları arasındaki ortalama bir erkek tek seferde 17 ila 29 şınav çekebilir. Bu rakam aynı yaş aralığındaki kadınlar için 12 ila 22 arasındadır. 4 numara. Ara vermeden kaç tane barfix çekebilirsiniz? A. 25'ten fazla. B. 6-25 arası. C. 6'dan az. D. Ben barfix eğitimi yerine tuvalet eğitimi almıştım. O sayılmaz mı? Barfix çekmek şınav çekmeye kıyasla çok daha zordur. Bu egzersizde tüm vücudunuzu sadece kollarınızla kaldırmanız gerekir. Bu vücut ağırlığı da egzersiz yapan ortalama bir Amerikalı erkek için 90 kiloyken bir kadın için 77 kilodur. Çoğu askeri personel eğitime yeni başladığında 3 ila 9 arasında barfix çekebiliyor ve 18 barfix çekebilmek büyük başarı sayılıyor. 5 numara. 2.4 kilometreyi ne kadar hızlı koşabilirsiniz? Bir pantolonla veya hiç durmadan yaklaşık 26 Amerikan futbolu sahası uzunluğunda bir mesafeden bahsediyoruz. A. 9.5 dakika. B. 9.5-11 dakika arasında. C. 11 dakikadan daha uzun bir sürede. D. Bu testten kaçmak sayılıyor mu? Pantolon spesifik bir örnek oldu ama bunun belirtilmesinin iki sebebi var. Birincisi bu şekilde koşmak daha zordur. İkincisi ise deniz komandoları koşmak için şort giymezler. 20-24 yaşları arasında bir erkeğin 1.5 kilometreyi koşması ortalama 9.5 dakika sürer. Bu da 2.4 kilometre için 14 dakika 15 saniye demektir. Bazı çalışmaların belirttiğine göre erkekler daha iyi sprintçilerken kadınlar uzun mesafeleri daha iyi koşabiliyorlar. 6 numara. 460 metreyi ne kadar bir sürede yüzebiliyorsunuz? Bu olimpik bir yüzme havuzundan yaklaşık 10 kat ve bir futbol sahasından 5 kat uzun bir mesafedir. A. 9.5 dakika. B. 9.5-12.5 dakika arası. C. 12.5 dakikadan daha uzun. D. Ben genelde köpekleme yüzerim. Cevabınızı seçmeniz için biraz süre veriyorum. Hazır mıyız? Hadi o zaman. Ortalama birinin yüzme hızı saatte 3.2 kilometredir. Yani sorduğumuz mesafeyi düşünürsek bunu yüzmek 9 dakikadan biraz fazla sürecektir. Ama çoğu insan bu kadar dayanıklı değildir. Unutmayın bunları yapmak kolay olsaydı zaten testte yer almazlardı. Yani bunları yapamıyorsanız kendinizi üzmeyin. Siz puanlarınızı hesaplarken bir şey daha belirtmek istiyorum. Sizi deniz komandolarına katılmaktan otomatik olarak elimine edecek birkaç şey var. Amerikan ordusunda deniz komandosu olmak için Amerikan vatandaşı olmanız gerekiyor. Deniz kuvvetlerine katılmak için aynı zorunluluk yok fakat komandolar için böyle bir kıstas var. Ayrıca 28 yaşından büyük insanlar bu testlere alınmıyorlar ve görüş yeteneğiniz azsa veya renk körüyseniz otomatik olarak reddediliyorsunuz. Son olarak diğer deniz kuvvetleri personeline kıyasla deniz komandoları çok daha detaylı geçmiş aramasına tabi tutuluyorlar. Hatta 12 yaşında çalmış olabileceğiniz sakızı bile buluyorlar. Söz konusu güvenlik olduğunda deniz komandoları bir askerden çok bir ajan gibi ele alınıyorlar. Şimdi bunları hallettiğimize göre hadi puanlarınıza bir bakalım. Kaç puan aldığınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çoğunlukla A cevabını verdiyseniz tebrikler. Demek ki dünya çapında bir atletsiniz. Deniz komandoluğunu boş verin ve olimpiyatlara hazırlanın derim.
Şaka bir yana, burada deniz komandosu olmak isteyen adayların tabi tutulduğu ve geçmeleri beklenen testten bahsediyoruz. Hatta buraya gelene kadar öncesinde yoğun bir eğitimden de geçiyorlar. Çoğunlukla verdiğiniz cevap B ise hala özel kuvvetlere dahil olabilirsiniz. Deniz komandoluğu eğitimleri gerçekten çok zor ve yalnızca fiziksel durumu en iyi olan adaylar bu eğitimlere alınıyorlar. Deniz komandosu olmak isteyen herkesin programın tarama testini veya PTT'yi geçmesi gerekiyor. Gerçek bir not almak için 460 metreyi yalnızca 12 dakikada yüzebilmeniz gerekiyor. Bu 10 yüzme havuz mesafeyi bu videonun süresinden biraz daha fazla bir vakitte yüzmek demek. Buna ek olarak adayların 2 dakika içinde en az 42 şınav ve 50 mekik çekebilmeleri gerekiyor. Barfix için bir zaman sınırlaması yok ama en az 6 barfix çekmeniz bekleniyor. Ve tüm bunlar eğitime kabul edilmenizi sağlayan minimum gereksinimler. Ayrıca sınırlı sayıdaki yerden birini elde etmek için diğer adaylarla da yarışmanız gerekiyor. Yani her soruya A cevabını vermiş olsanız bile programa kabul edileceğinizin bir garantisi yok. Çoğunlukla C veya D şıklarını tercih ettiyseniz kendinizi üzmeyin. Deniz komandosu olmak isteyen hemen hemen herkes zaten öncesinde deniz kuvvetlerinin temel eğitimini almış oluyor. Zaten filmlerden referans alacak olursanız şunu görebilirsiniz. Forma girmenizi sağlayacak en etkili şey size sürekli bağıran ve sinirli bir eğitim çavuşudur. Deniz kuvvetleri personelinin yarısına yakını orduya katılmadan önce deniz komandosu olmak için başvurmuştur. Yani yılda 20 bin personel alınıyor ve bunların yalnızca 1000 tanesi deniz komandosu olabiliyor. 2 aylık tarama süreci bittiğinde adaylar 3 haftalık bir hazırlığa alınıyorlar ve bu sürenin ardından 7 hafta süren zorlu bir fiziksel eğitime tabi tutuluyorlar. Bundan sonra ise 14 haftalık dalış ve dövüş sanatları eğitimi alıyorlar. Bunu 3 haftalık bir paraşütle atlama eğitimi takip ediyor ve böylelikle 38 hafta süren yeterlilik eğitimi tamamlanıyor. Tamamını ele alırsak bu 1 yıl 2 ay süren ve dünya üzerindeki fiziksel olarak en zorlayıcı eğitim demek oluyor. Bu sürede eğitim kampına giden 1000 öğrencinin en az %75'i eleniyor. Deniz komandosu eğitimini tamamlamayı başarabilirseniz çok faydalı beceriler de öğrenmiş olursunuz. Bunlara scuba dalışları, paraşütle atlama, patlayıcı bilgisi de dahil. Tüm bunlara ek olarak bir de James Bond karizmasını ekleyin. Uçaklardan, helikopterlerden, botlardan veya denizaltılardan görevlerine gidebildiklerinden deniz komandolarının gidemeyecekleri bir yer neredeyse yoktur. Bu yetileri yüzünden bu askerlere İngilizce deniz, hava, kara anlamına gelen sea, air ve land kelimelerinin bir birleşimi olan seal da denir. Hem bu tarz kelime oyunlarını kim sevmez ki? Deniz komandolarının sahip olduğu bir diğer yeti ise nefeslerini 2-3 dakika civarında tutabilmeleridir. Çoğu insan 1 dakikadan sonra bilincini kaybetme tehlikesi altında kalırken, aldıkları eğitim sayesinde deniz komandoları bu süreyi 2'ye hatta 3'e bile çıkarabilirler. Bu süreye ulaşmak öğrendikleri nefes egzersizleri ve mükemmel fiziksel kondisyonları sayesinde mümkündür. Bu becerinin kullanımı herkes için bariz olsa da suyun altında görece uzun bir süre kalabilmek bu becerinin faydalarından yalnızca biridir. Deniz komandoları oksijen almadan 30 saniye boyunca işlevsel kalabilirler ama karadayken bu beceriye pek ihtiyaç duymazlar tabii. Deniz komandoları nefeslerini tutarken ortaya çıkan mental bariyeri aşmak için eğitilirler. Mesela bu eğitimlerden biri suyun altında nefes tutarken düğüm bağlamaktır. Bu süreç suyun altında kalabilmekten çok stresli zamanlarda sakin kalabilmek ve derin sulara yapılacak dalışlara hazırlanmak üzerinedir. Ve bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunları lütfen evde denemeyin. Yetkili deniz komandoları bile eğitimlerini başlarında bir antrenör olmadan yapmıyorlar. Yani işi profesyonellere bırakın arkadaşlar. Bu arada size puanımı söylemek istemiyorum. Kısaca söylemem gerekirse benim fiziksel becerilerim ufak şeyleri halletmeye yetecek seviyede. Ama en azından gerekli şişeleri veya kavanozları açabiliyorum. Bence fena değil. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğinizi düşündüğüm diğer videolarımızı da ekranınızda bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmaya devam edin.